Cumhurbaşkanı Fuat Masum'la Başbakan Haydar El Ebadi yaptıkları ilk açıklamalarda gelişmeyi egemenlik hakkına saldırı diye nitelendirdi. Türk ordusunun en kısa zamanda güçlerini bölgeden çekmesi istendi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi de Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Daha sonra Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bağdat Merkezi Yönetimi'nin Türkiye'nin Musul yakınlarına asker göndermesinden haberi olmadığı duyuruldu. Türkiye'nin burada bulunmasını düşmanca bir tavır olarak niteliyoruz ifadesi kullanıldı. Kuzey Irak Irak bölgesel yönetiminden ise Türkiye'ye destek geldi. Kuzey Irak hükümet sözcüsü Sefin Dizai, Musul'daki askeri kampın genişletilmesi amacıyla Türkiye'den askeri uzmanlar ve gerekli askeri malzemelerin bölgeye ulaştırıldığını belirtti. Amacın terör örgütü IŞİD'le mücadele olduğunu vurguladı. Ancak Bağdat yönetimi Ankara'ya hedef almayı sürdürdü. Irak Başbakanı Haydar Elebadi'nin yaptığı ikinci açıklama Ankara'ya uyarı niteliğindeydi. Irak Başbakanı Türkiye'ye askerleri çekmesi için 48 saat süre tanıdı. Aksi halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitme haklarını kullanacaklarını söyledi. Irak Savunma Bakanı Halit El Ubeydi de Türk mevkidaşı İsmet Yılmaz'la görüştüğünü belirtti. Türk güçlerinin askeri eğitim personelinin korunması için Irak topraklarına girdiği bilgisini aldığını, ancak bu sayının böyle bir işlem için çok fazla olduğunu savundu. Savunma Bakanı Ubeydi, Türk mevkidaşı İsmet Yılmaz'dan Irak topraklarındaki askeri güçleri geri çekmeleri talebinde bulunduğunu da belirtti.